Günaydın. Erdal abi günaydın kardeşim. Ne haber? Ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor? Erdal abi. Erdal abi. Bak abi geldim. Şimdi Haybore'deyiz. Haybore. Haybore. Hep abuk subuk farklı farklı isimler söylüyorsun. Erdal Sirkeci. Kaş'ın yegane şişmanı. Şişman Erdal abi. Yaşlı şişman. Ondan sonra abi bak. Şunda bir anlaşalım Erdal abi. Ben hayır oraya geliyorum. Niye geliyorum biliyor musun? Çorbamı içiyorum. Bu lezzete bayıldığım için Erdal abi. Şimdi ben Haybore'ye öncelikle şundan dolayı geliyorum. Yemekleri çok lezzetli. Veriyorum paramı, yiyorum çorbamı. Yani her sabah mutlaka buraya geliyorum. Buradan da şöyle balık çorbamı. Balık çorbamı yiyorum. Sonra kara lahana çorbası. Şimdi Erdal abi. Abi mısır ekmeği alabilir miyim? Kesiliyor. Reis hemen bir balık. Merhaba Haybore'den herkese selamlar. Haybore bugün bir harika. Yalçın Bey geldi, bizi şereflendirdi. Her zamanki gibi doğal balık çorbası. Levrek'ten. Levrek, ha. Erdal abi, sordu bana da sabahtan. Çorba neden dedi. Evet. Erdal abi, sen Kaş'ta böyle Kaş'ın şişmanı Erdal Sirkeci. Kardeşim, ya seviyoruz seni. Seçimlere çok güzel çalışmıştık beraber. Şu domburayı çalıyordun sürekli. Domburacı. Erdal abi. Şimdi Haybore'yi sana biraz anlatayım nasıl bir yer. Haybore, Vedat Müller Haybore için ne demiş biliyor musun? Karadeniz'in bak. Haybore Karadeniz'in İstanbul'a armağanıdır demiş Vedat Müller. Üstad, ünlü üstad Vedat Müller öyle dediyse senin bu lafa bir şey üretemezsin. Ben burada paramı veriyorum, çorbamı içiyorum kardeşim. Yemeklerimi yiyorum. Yani zeytinyağını ben veriyorum yani. 5 litre zeytinyağı 65 liraya veriyorum. Haybore Adalı Efe zeytinyağı kullanıyor. Haybore Adalı Efe zeytinyağı kullanıyor. Yani net. Yıllardır. Yani bir yerde zeytinyağı kullanılıyorsa daha ne olabilir ki? Yani burada 45 çeşit yemek var. Her biri çok güzel. Haybore'da 45 çeşit yemek var. En çok hangi yemeği seviyorum biliyor musun? En çok sevdiğim, hepsini çok seviyorum. Ayıramam. Buranın çayı bilinen başlı başına efsanedir. Çayı burada bir bayan vardı. Rizeli. Komik bir bayan vardı. Çocuklar duymasının
dizisindeki hizmetçi gibiydi. Öyle komikti yani. Evet. Çok güzeller bakın arkadaşlar. Evet. Yine Erdal abi. Konuya geri dönelim. Haybora 45 çeşit yemek. Çorbaları zaten efsane. Yani her şey efsane. Sen buraya gelmen lazım. İstanbul'da Karadeniz'i temsil eden yegane Ulan Erdal'a bakma ne geldi biliyor musun? Tamam. 2013 mi 2014 mi? Şeylerde seçimlere çok eğlendik ama ya. Seçimlerde çok eğlendik ama İstanbul'a gel. Hayvora'da sana güzel bir balık çorbası ısmarlayayım. İstanbul'a gel. Bu arada mısır ekmeği söyledim daha gelmedi. Abi mısır ekmeği söylemiştim gelmedi ya. Hızır neredesin Hızır? Hayvora Hızır Keskin neredesin kardeşim? Bir de geçenlerde Saadettin Teksoy'a video gönderdim. Hocam dedim. Videom nasıl dedim. Yorum yapmış. Yalçın kardeş demiş. Söyle videoyu çeken arkadaşı demiş. Ağzını şapırdatmasın demiş. Erdal abi ne diyorsun buna? Saadettin Teksoy. Söyle videoyu çeken arkadaşa ağzını şapırdatmasın demiş. Yani ağzını şapırdatma kibarlığından, Saadettin Teksoy'un kibarlığından bana ağzını şapırdatma, sessiz yemek ye diyecek ama diyemiyor. O arkadaşa söyle diyor, ağzını şapırdatmasın diyor. Saadettin Teksoy'a da buradan selamlar sunuyorum. Ya, örnek aldım yegane efsane hocam. Yemeğin. Şu çorbanın güzelliğine bakın ya. Şu çorbanın. İşte Erdal abi, Kaş'ta da böyle güzel çorba yapsalar. Bir yalı restoran var çok güzel. Bir yalı restoran. Kaş'a yetmiyor tabii ki. Ben Erdal abi yemek yerken şapırdatma değil de Saadettin Teksoy, Erdal Sirkeci ikinize söylüyorum, ben şapırdatma değil de yemeğin zevkine varmayı seviyorum. Erdal abi gel, senin yol paranı ben vereceğim, uçakla gel İstanbul'a, sana şurada güzel bir çorba ısmarlayayım. Balık çorbasının adresi Hayvora. Benim burada küçük bir indirimim var arkadaşlar. Onun dışında zaten bu lezzet büyük bir armağan zaten. Ücret önemli değil. Böyle lezzet olsun. Böyle lezzet olsun, başka bir şey istemem ben. Zaten YouTube kanalımda da 50 tane video varsa 30'u da Hayvora. Evet, buradan Kaşlı arkadaşlarıma, Kaşlı dostlarımıza, saymakla bitiremeyeceğim sevgili dostlarımıza sevgiler, selamlar. Kaş her zaman özlediğim şehir. Kaş her zaman özlediğim yer. Bak arkadaşlar, çorba bitti. Yoğunluktan benim mısır ekmeğe gelmedi.
ama olsun. Ben zaten bir dilim yiyordum. O da gelmese de olur. Evet. Ulan acaba az daha yesem mi ya? Neyse onu ben az daha yiyeyim de size göstermeyeyim. Ekmek yemediğim için. Ekmeğe bırakalı bu 8 ay oldu. Evet sevgili dostlar. Sevgili kaçtılar. Herkese her şey gönlünüz olsun. Kaş'taki değerli dostlarıma, Kaş ve çevresinde 48 köy, 5 kasaba, Kaşlılara sevgiler sunuyorum. Her şey gönlünüz olsun.